Şöyle bir kutu görüyorsunuz burada, üzerinde ne yazıyor? Amazon, N11, Trendyol, gitti gidiyor, hepsi burada falan filan diye böyle bir şey var. Merak ediyorsunuz değil mi? Ve çıkıyor. Hop. İPA. Kutumuzu atalım mı? Atalım ya. Şu tarafa doğru attık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Ürün inceleme değil veya işte böyle bir yol gösterme ya da nasıl yapılır videosu değil. Ama birazcık da nasıl yapılır'a giren bir konudan bahsedeceğim. Şöyle bir kutu görüyorsunuz burada, üzerinde ne yazıyor? Amazon, N11, Trendyol, gitti gidiyor, hepsi burada falan filan diye böyle bir şey var. Açalım mı kutuyu? Ne var acaba kutuda? Merak ediyorsunuz değil mi? Açalım o zaman. Ve çıkıyor. Hop. İPA. İPA yazıyor. Kutumuzu atalım mı? Atalım ya. Şu tarafa doğru attık. İPA diyor arkadaşlar. İPA dediğimiz nedir? İzopropil alkol. Tabii biz bunu alkol ama temizlik vesaire işlerinde kullanılan özel bir alkol bu arkadaşlar. %99.9 oranında safmış bu izopropil alkol. Temizlikte falan da kullanılıyor. Hatta otomobil camlarında ya da işte böyle otomobile pastacılığa yapmadan önce falan da kullananlar var. Özellikle böyle detaya merak edenler vesaire olursa, böyle temizlik konusunda detaylı iş yapmak isteyenlerin kullandığı bir tür temizlik malzemesi aslında bu. Hani izopropil alkol IPA diye geçiyor. IPA dediğiniz zaman herkes biliyor. Ben bunu nereden aldım? N11'den aldım. Wogens marka. Ama hani araştırdım, soruşturdum, bunu aldım. Herhangi bir hani sponsorluk vesaire yok arkadaşlar. İçinizde aklınıza başka bir şey gelmesin. Direkt parasını verdim, aldım. 49 liraydı bu 1 litresi. Daha küçüğü yok zaten, ben görmedim en azından. Belki 300-500 mililitre olur, spreyli olanları falan var ama ben böyle şey istiyordum, kapaklı falan. Güzel, korunaklı bir şekilde geldi. Kapağında da bir koruması falan var. Dökülmüyor yani, en azından bana gelen öyleydi. Şimdi ne işe yarıyor bu? Belki onu merak ediyorsunuz. Videoda bu kadar geldik ama hala söylemedim ben ne işe yaradığını. Şöyle arkadaşlar, şimdi özellikle elektronik cihazlarımız genelde dış yüzeyleri plastikten imal ediliyor. Ama uzun yıllar geçtikten sonra, genelde bu 3-4 yıldan sonra olmaya başlıyor arkadaşlar. Minimum 3-4 yıl. 5-6 yıl falan bekleyen plastik cihazların çoğunda, hepsinde demiyorum ama çoğunda böyle bir yapış yapış olma durumu var. Mesela bu Leitz'in bir bana gönderilmişti. Bu test içinde gönderilen bir üründü. İşte üzerine telefon falan koyuyorum. Ben tablet koyuyorum. Böyle kullandığım bir aksesuar bu. Şimdi bu aksesuarı kullanırken arkadaşlar bu böyle yapış yapış olmaya başladı. Bu 3-4 senede olmadı bu arada, ya da belki de olmuştur, emin değilim. Bir bunu da denedim. Şimdi iki tane şey denedim. Bir de Western Digital'ın bir media player'ı var bende. Onu da denedim. O da böyle kumandasının arka kısmı, özellikle şu kısım yapış yapış olmuştu. Böyle dokunamıyorduk neredeyse. Bu olayın bu arada sebebini bilmiyorum ben. Yani bilen varsa yazsın açıklama kısmına. Muhtemelen bu plastik aksamların dış yüzeyinin oksijenle temas etmesi sonucunda bir etkileşime giriyor. Bu benim teorim bu arada. Hani bilmiyorum, bilmediğim için de kafadan sallıyorum birazcık. O etkileşim sonucunda da bu yapış yapış olmaya başlıyor bir süre sonra. Her üründe olacak diye bir kaide yok. Bunu söyleyeyim. Hani ben aldım, 10 yıldır kullanıyorum, olmadı da diyebilirsiniz. Ya da bir sene içinde de olabilir. Onu bilemiyorum ben. Ama bende oldu. Bu kumanda bende belki 7-8 senedir bendeydi. Şimdi ikisinde de denedim. Nasıl denedim? Bir beze sürdüm bu alkolü. Bayağı bir boca ettim. Belli bir ıslaklığa ulaştıktan, neme ulaştıktan sonra bunun arka yüzünü sildim. Bunda çok güzel oldu. Kumanda böyle şu an bebeksi bir yumuşaklığa sahip oldu ve tertemiz oldu. Yani bir yapışkanlık falan kalmadı. Bunda oldu ama Leitz'in bu üründe olmadı arkadaşlar. Çünkü bunda bilmiyorum, herhalde kullanılan malzeme biraz farklı. Böyle pütür pütür oldu. Böyle üzerinden bir şeyler çıkıyor ama böyle sürekli yaptıkça da bir şeyler çıkıyor. Artık bilmiyorum. Bunun muhtemelen kullanılan plastik biraz daha farklı bir plastik. Artık onların muhtemelen belki oranları vesaireleri var. O yüzden bu üründe çok güzel olmadı. Hatta ben Twitter'da paylaşmıştım bunu. Kimisi dedi ki ya işte IPA'ya para vermeseydin asetonla da oluyor dediler. Asetonla da denedim, yine olmadı bu üründe. Çünkü asetonla ilgili şöyle bir uyarı da yapıyor insanlar. Hani bazen yüzeydeki işte boya vesaire gibi şeyleri de kazıdığını iddia edenler de vardı. Ben denemedim. Sadece bunda asetonu denedim.
Bunda da işe yaramadı. Yani aseton da bunda işe yaramadı. Belki bunun başka bir derdi var, bilemiyorum. Ama eğer böyle bir sorunuz varsa büyük ihtimalle IPA işe yarıyor. Yani ben iki tane şeyde denedim. İkisinde birinde yaramadı, birinde yaradı. Muhtemelen kullanılan malzemelerden farklılıklarından dolayı oluyor bu. Eğer böyle bir sorununuz varsa, hani bir ürününüz var, kullanmak da istiyorsunuz mesela. Ben en çok gıcık olduğum şey o. Yani ben bu kumandayı kullanmak istiyorum. Yapış yapış yani kullanamıyorsunuz. Islak mendille falan silseniz de kâr etmiyor bu arada, onu söyleyeyim. Onu da denemiştim ben daha önce. Islak mendille falan hiçbir şekilde kâr etmiyor. İPA ile denedim ve tertemiz oldu. Ama söylediğim gibi her üründe garantisi yok arkadaşlar. Hani yap, alırsanız, denersiniz, olmaz. Sonra bana gelip de aa işte senin videonu izledik, aldık, olmadı demeyin. Çok geliyor çünkü böyle şeyler. Niye bunları hep uyarıyorum? O yüzden de söylüyorum arkadaşlar. Alırsınız, denersiniz. Sonuçta bu çöpe atılacak bir şey değil. Temizlikte, böyle hassas şeylerin temizliğinde çok tercih edilen bir şey bu arada. Farklı farklı birçok yerde kullanılıyor. Videonun başında söyledim. Otomobil temizliğinde kullananlar bile var. Hani böyle temizlik hastasıysanız, ben çok detaylı temizlik yaparım, güzel temizlik yaparım diyorsanız mesela böyle bir ürün belki bulunması da gerekiyor. Ancak bu ürün yanıcı bir ürün, onu söyleyelim. Alkol olduğu için doğal olarak yanıcı bir ürün olduğu için de saklarken dikkatli saklamanızı öneriyorum. Evinizde vesaire diye. Özellikle otomobilde saklayacaksanız böyle 1 litreyi falan alıp koymayın. Otomobilde özellikle yazın çok sıcak oluyor. Allah korusun yangın vesaire olabilir. Daha küçük miktarlarda koymanızı öneririm. Ya da otomobili hiç koymayın. Evde dursun. Serin bir yerde saklayın arkadaşlar. Çünkü bunlar biliyorsunuz yanıcı maddeler. Evde Allah korusun bir yangına vesaire neden olabilir. Bunun da uyarısını yapmış olayım. Toparlamam gerekirse ben denedim. Bu yapış yapış olan plastik parça sorununu bir tane üründe çözdü. Diğerinde çözmedi. Muhtemelen çözebileceği ürünler var. Çözemeyeceği ürünler var. IPA'nın. IPA her şeyde %100 yaradığını iddia etmiyorum. Ama deneyip bir bakarsınız. 50 lira bir para değil. Çok büyük bir şey değil. Çöpe atacağınız bir şey de değil. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İşte dediğim gibi otomobilde kullanılabilir, evde kullanırsınız, temizlik işlerinde, hassas temizlik yapmanız gereken yerlerde vesaire kullanılabilecek bir ürün bu IPA. Çöpe atılacak bir şeydir. Denersiniz. Olmazsa başka bir yerde değerlendirirsiniz. Benden anlatması arkadaşlar, uygulaması, alması, denemesi vesairesi artık sizden diye söylüyorum. Yine de bu IPA ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa, şöyle bir şey için kullansak olur mu ya da şöyle kullansak olur mu gibi sorularınız varsa aklınızda, bu videonun altında benimle paylaşırsanız elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilsiniz biliyorum. İzleyenlerin çoğu abone değil ne yazık ki. %97'ye %3 oranında, yani %3 oranında aboneler izliyor beni. %97 ne yazık ki abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Belki ileride katılı açarım ama onu da hediye falan vermek için açarım. Açık söylemek gerekirse para toplamak için vesaire anlamında değil. Ki şu anda bile açabilirim ama açmıyorum. Biraz daha bir 10.000 olalım. 10.000'den sonra belki katıl butonunu da aktif hale getireceğimi söyleyeyim arkadaşlar. İsterseniz beni Instagram'ı, Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.